Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Hepiniz Başkan 35 kanalına hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar, altın neden düşecek? Düşmesi için biz hangi etkenleri takip ediyoruz? Teknik olarak nereleri takip ediyoruz? Sizlerle birlikte bunun incelemesini yapacağız. Altında neden düşüş tarafında olduğumu size açıklamaya çalışacağım. Arkadaşlar, şimdi 4 saatlik bazda altın onsa baktığımızda altın onsta buradaki tepeyi görüyorsunuz arkadaşlar. 1, 2. Altın onsta oluşan bu tepe zirvede 1738 seviyesi. Arkadaşlar bakın, burada 1738 seviyesinde. Aşağıda da ikili tepenin boyun kısmı şurada görüyorsunuz, 1677 seviyesinde. Bu ikili tepe oluşumlarında biz neyi takip ediyoruz arkadaşlar? Yukarıdaki 1738, şuradaki iki tepeyi birleştiriyoruz. Aşağıda da boyun çizgisini birleştiriyoruz. Bu boyun çizgisi de 1677 seviyesinden geçmekte. Bunun ikisinin arasındaki mesafeyi aldığımız zaman arkadaşlar, 1738. Bunu siz hesaplayın, size bırakıyorum. Altında neden düşüş beklediğimi siz bulun. 1738, aşağıda da 1677. Şimdi bu iki çizgi arasındaki boyun mesafesini birbirinden çıkartıyorsunuz arkadaşlar. 1738'den 1677'yi çıkartıyorsunuz. Aradaki miktarı şuradaki kırılan boyun çizgisine ekliyorsunuz arkadaşlar. Bu mesafe kadar burada altında düşüş beklediğimiz yerin seviyesi sizlere gelecektir. Bu da takribi 1610 seviyesine falan tekabül ediyor galiba. Siz gene kendiniz de bir hesap yapın. Yorumların altına bunu ekleyin arkadaşlar. Şimdi günlükte de bakalım. 4 saatlikte. Bir de günlükte inceleyelim. Evet, günlük bazda da baktığımız zaman arkadaşlar, ikili tepe günlük bazda da bizi karşılıyor. Burada gözüküyor günlük bazda da. Evet, şurada tepemiz 1738 tepesi. İki tane oluşum var burada. İkili tepe dediğimiz mesafe. Altta da 1677 seviyesi. Şimdi burada aşağıdan gelen bir de yükselen trend çizgimiz var. Arkadaşlar görüyorsunuz şurada. Bu trend çizgimiz de 1698'den geçiyor arkadaşlar. Şuradaki seviyemiz 1698 seviyesinden geçiyor. Bu da altın onsta önemli bir destek seviyesi. Bu 1698 aşağı yönlü kırılırsa arkadaşlar, buradaki trend çizgisini de aşağı yönlü kırabilirse, ki beklentimiz bu çizginin aşağı yönlü kırılacağı yönünde. 1698'i de aşağıya doğru kırarsa 1679 ve 1600 67 seviyelerinde iki tane de kuvvetli destek bölgemiz bizi bekliyor aşağıda arkadaşlar. Zaten 1667 de aşağıya doğru kırılırsa 1600'lü seviyelere doğru, 1610'lu seviyelere doğru altın ons hedeflediği bölgeye doğru iniş gösterebilir arkadaşlar. 1600 yalnız 1636'da da bir haftalık yükselen trend çizgisi var. Bunu 1636 olarak hesaplayabiliriz arkadaşlar. Yani altında 1636'lı seviyelere doğru yukarıdaki ikili tepenin boyun çizgisi olan kırılım neticesinde 1636 seviyesine kadar altın onsta bir düşüş beklentim dahilinde olan düşüş. Bazı arkadaşlar sormuş, neye göre düşüş bekliyorsun diye. Evet, teknik olarak beklediğim düşüş buradaki ikili tepenin çalışacağı şeklinde olan düşüş arkadaşlar. Bu ikili tepeler genelde zirvelerde oluşan bir geri dönüş formasyonlarıdır arkadaşlar. Bunları da bilin. Bu formasyonlar genelde tepede oluşur. İkili tepe ve üçlü tepe şeklinde. Ve bundan sonra buradan aşağıya yönlü boyun çizgisinin kırılımı halinde aşağı yönlü yükseliş çizgisinin başladığı noktaya kadar da bu düşüşler devam edebilir.
O yüzden videomda altın onstaki ve gram altındaki arkadaşlar dikkat diye özellikle belirttim dünkü videomda. Şimdi kısada 1698'i takip edeceğiz. 1698'in kırılımıyla kırılırsa arkadaşlar 1698 kırılırsa bu sefer aşağı yönlü satışlar hızlanabilir. Altın onsta da çok dikkatli olun. 1667'den sonrası aşağıya doğru bir sel şeklinde de gelebilir. 1636 ve 1667 aşağıda önemli takipte kalmamız gereken altın onstaki seviyeler olarak gözükmekte. Gram altına bakalım, gram altındaki oluşuma. Gram altındaki oluşum da arkadaşlar gördüğünüz gibi gene aynı şekilde altın onstaki oluşum gibi. 389 seviyesinde yukarıda iki tane tepe oluşumu var. Aşağıdaki boyun çizgimiz de 371 seviyesinde. Gram altın aşağıdan gelen yükselen trend çizgisinde kırmış durumda arkadaşlar günlükte. Bakın şuradan gelen yükselen trend çizgimizde burada aşağı yönlü kırılmış bir vaziyette. Gram altında da gene ikili tepe oluşumunu takipte kalacağız. Yani 389'dan 371'i çıkardığınız zaman takribi 18 kuruş yapıyor. 18 lira yapıyor. 371'den de 18 lirayı çıkardığınız zaman arkadaşlar gram altında da 361 300 takribi önce 361 şuradaki 361 desteği ilk etapta göze batıyor. 361 de aşağı yönlü kırılırsa arkadaşlar 371'den 18 kuruş 18 lira düştüğümüz zaman da takribi 10 kuruş 361 8 kuruş daha düştüğümüz zaman da 355'li seviyelere denk geliyor zannedersem. Evet, şurada 355'li. Gram altında da 355'li seviyeler 371 kırılırsa eğer arkadaşlar 371'deki boyun seviyesi kırılırsa gram altında da 355'li seviyeler takip edilmesi gereken önemli seviyeler haline gelir. 355'ten önce 361 seviyesinde gene önemli bir destek seviyemiz var. Kuvvetli bir destek seviyemiz. Bu takip edilmeli 361 seviyesi. Fakat formasyon gereği düşüşün 355'li seviyelere kadar olması beklenebilir. Tabii hiçbir formasyonun %100 olabilirliği yok arkadaşlar. Gene de size bir yatırım tavsiyesi olmasın. Fakat yatırımda olan arkadaşlar da bu verdiğim seviyeleri takipte olmaları kendileri açısından faydalı olacaktır diye düşünmekteyim. Altında biliyorsunuz arkadaşlar 385-386 civarlarında bu uyarımızı yapmıştık. Düşüş uyarımızı. Bu uyarımızda herhangi bir değişiklik yok. 371'in aşağıya kırılımıyla gram altında da satışların hızlanacağı ilk etapta 361 destek seviyesine kadar bu satışların devam edeceği takibimizde olmalı. Takibimizde de olacak. Benim de takibimde olacak. Zaman zaman sizlere video çekip bunları anlatacağım. Bazı arkadaşlar neye göre düşüş bekliyorsun diye sorduğu için bu videoyu yaptım. Düşüşü neye göre beklediğimi kendilerine anlatmak istedim. Ben şimdi elimden geldiği kadar videoları basit bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Çünkü herkes grafikten anlamıyor arkadaşlar. Grafik olarak anlattığımız zaman çoğu arkadaşımız hiçbir şey anlamıyor, dinliyor ama hiçbir şey anlamıyor. Tabii grafikten anlayan arkadaşlar ne demek istediğimizi anlıyorlar fakat grafik bilmeyen arkadaşlar da maalesef var. O yüzden yazarak çizerek anlatıyorum ki grafik bilmeyen arkadaşlar da ne anlatmak istediğimizi anlayabilsinler şeklinde. Söz uçar, yazı kalır misali. Yazıya döküp grafik üzerinde anlatmaya çalışıyorum. Hem forexçi arkadaşlara da bu yazılar, bu destek dirençler, kuvvetli bölgeler faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdilik altın tarafında anlatmak istediklerim bunlardan ibaret. Herhangi olumsuz bir durumda tekrardan bağlanıp sizlere bir video ile tekrardan yardımcı olmaya çalışırım. Videolarım beğeniyorsanız da aşağıdaki beğen tuşuna bir beğen atarsanız beni memnun edersiniz.
Kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da kanalıma abone oluyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.